Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ ol, köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi size yine e bir fıstık modeli tarif edeceğim modelimiz şöyle arkadaşlar hem kolay hem de görünüşü zarif bir model modelim şu şekilde bakın şöyle kenar suyu ve trabzanların içine yapılmış küçük örümcekleri fıstıklarımıza yuva yaparak bu şekilde modelimizi hazırladık arkadaşlar çok amaçlı bir model bu yani yeşil kısmından bahsediyorum arkadaşlar fıstıklarımızı yaptığımız bu örümceklerin yerine yapraklar yapabiliriz, trabzandan çiçekler yapabiliriz, papatyalar yapabiliriz, küçük minik minik kirpiklerle arkadaşlar böyle çiçekler yapabiliriz. Yani bu yuva çok amaçlı kullanılan bir model arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok zarif ben çok beğendim fıstık modeli fıstık modeli diyen arkadaşlarımız için yaprak, kirpik veyahut da papatya yapmak yerine bu şekilde yuvalara ben de fıstık yapayım. Gönülleri hoş olsun istedim. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı hazırladık. Araya bu şekilde 5 tane kirpikli trabzanlar yaparak devam edeceğiz şimdi iki zincirimi çekiyorum bakın tığ battıma sık iğne ile girdim aynı ilk başlar gibi başlıyoruz arka tarafı unutun bir defa tığımı doladım hemen yandaki trabzana giriyorum 2 2 olarak bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir hemen buraya tomurcuğuma kapattım şöyle iki tane zincir çekiyorum ve bu şekilde zincirimi kapatıp üçgen kirpikli ara suyumuz bu şekilde oluyor iki zincir bir defa doluyorum Hemen tığ battı ya. 2 2 olarak aldım. Bu boş. Bunun üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. Çevirdim. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Buradaki tomurcuğumun arasına giriyorum. 8 zincirimi buraya kapatıyorum. Hemen 3 zincir. 3 zincir. Ee, bu trabzanımız Şöyle bu trabzanımız hafif ipimi uzatıyorum. Buraya küçük bir şöyle minik bir örümcek yapıyorum. Fıstığımız için yuva bir defa tığımı doladım. Hemen bu ana yuvaya girip şöyle iki iki olarak e, bakın arkadaşlar küçük bir ikili trabzan yapıyorum. Dibine bir zincir örümceklerimin şöyle dibine bu şekilde bir tane zincir çekiyorum güzel şöyle tok bir örümceğin dursun diye yuvam olsun diye fıstıklar için bir defa doluyorum ve buraya iki iki olarak alıp ikinci yuvamızı da kapattık örümcek sayımız dörde çıktı şöyle dibinde bir zincir çekerek 5. ve buraya minik bir örümceğimizi yapıyoruz. Şimdi 5. örümcekte yine ilkinde olduğu gibi bu 3 zinciri trabzan kabul edeceğiz. Yeşil yuvaya bu şekilde sık iğne ile örümceğimizi sabitledik. Şöyle net gözükmesi için. 1 2 zincir dibinde tomurcuğumuzu bu şekilde yapıp hemen sık iğne ile sabitledik. 2 zincir sıradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde trabzanımızı bitirmiş olduk ara suyumuzu 2 zincir çektik bir defa doladım hemen yandaki trabzana tığ battıya girip şöyle bir ikili trabzan yaptım 4 zincir sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir sıradaki tığ battıya sabitledim. Tekrar 2 zincir ve bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4. Hemen bakın tomurcuğumu yaptım. 2 zincir şöyle kapat. Arkadaşlar bunu 5 tane bu şekilde bu şekilde daha doğrusu göstereyim tam net ee, hazırlıyoruz. Ee, ara suyumuzu 5 iyi arkadaşlar. Sizlerin koyabileceğiniz bir e, e, özellikle hatta 6 yapın. Çünkü bu bir tanesi buradaki fıstığımızın çatım işlemine, tutturma işlemine gidecek. Evet. E, çünkü modelimiz e, yakın olsun arkadaşlar. Ağır bir model değil. Hafif herkesin yapabileceği ağırlıkta bir model. Şimdi fıstığımızın yapım işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, hemen bakın. Bu 4 zincirli tomurcuğun arasından giriyorum. Yeşil yuvamızdaki bir yanındaki tomurcuğun arasından sık iğne ile ipimi sabitledim. Hemen ilk yuvamızın da arkadaşlar şöyle ikili tarafı yukarı gelecek. Şimdi bu örümcekler açılacak arkadaşlar. Bakın böyle araladıkça fıstıkla içi doldukça örümceklerimiz meydana çıkıyor. Şöyle sık iğne ile örümceğimin içine sabitledim ve 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bu fıstığımız için 7 zincirimiz yuva olacak. Bakın şu kadar azıcık bir uzatıyorum. Fazla değil. İçinden tığım rahat geçse yeterli. Fazla uzatmıyorum. Dibinde bir zincir. Şöyle 3 ilmeği pek uzatmıyorum arkadaşlar. Güzel bir yuvarlak olsun diye. Sonra öbürünü gelişi güzel bu şekilde alıyorum. 4 5 6 7 Demin 8 oluydu 9 Tekrar 10 11 artık bakın şuradan girip dibinde bir zincir 12 14 arkadaşlar konuşurken kaçırıyorum içimde aslında sayıyorum bu şekilde 17 tane yaptık arkadaşlar 17 18 bu şekilde ipimi topladım ilmeklerimi tığıma. Hepsini birden bakın başa kadar şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane de bu örümceğin içine giriyorum. Bir de örümceğin içinden alıp tığımdaki ilmekle kapatıyorum aldığım ilmeğimi. Şöyle dibinde de bir zincir çekiyorum ki fıstığım açılma yapmasın. Bakın arkadaşlar çok güzel bir fıstık oluyor. Bu taktiklerle yaparsanız inşallah sizin de bu şekilde güzel, parlak bir fıstığınız olur. Hemen bakın, sık iğne ile bir zincir çekmiştik ya. Sık iğne ile de ikinci örümceğimin içine geçtim. 7 tane zincir çekiyorum. Ve 7. Bu şekilde. Hafif ipimi çekiyorum. Çok değil, tığım içinden geçecek genişlikte dibinde bir zincir 2 dibinde bir zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve sonuncu ilmeğimi de bu şekilde alıyorum. Bakın sondan hemen ilmeğimi tutup bütün topladığım ilmeklerden çıkıp sonuna kadar bunu kapatmıyorum. Kapatmadan önce yeşil yuvaya giriyorum. Bakın. Oraya sabitli, meyilli olması için şöyle örümceğimin içine girdim ve dibinde bir zincir çektim sık iğne yaptım veyahut şöyle tığımdaki ilmeğimden yani fıstığımın ucundan da alıyorum şöyle dibine bir zincir çekiyorum şimdi üçüncü yuvamın içine sık iğne ile girip yaptığım fıstığı şöyle sola doğru meyil ettiriyorum düzeltme işlemi yapıyorum fıstığımız bu şekilde arkadaşlar şöyle buraya kadar gelelim yani 3 fıstık daha aynı bu iki fıstığı yaptığım gibi yapalım 5. fıstığımızı da bu şekilde örümceğimize kapattık arkadaşlar şimdi direkt bunu tomurcuğun içine bakın bu şekilde 4 zincirli yandaki tomurcuğun içine sık iğne ile sabitleyelim hemen bir zincirimi çekiyorum ve ipimi oparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Modelimiz çok güzel oldu. Yapımı da kolay. Bu şekilde beşer fıstıktan oluşan şöyle beşer örümceklerin içine yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın burayı yaparken normalde 7 tane yapın. Şu tomurcuklu ara suyumuzu 7 tane yapın ki bu yapıldığında Bakın kenarlardan birer tane gidecek. Ortada 5 tane kalacak. Şimdi biz bunu 6 tane yaptığımız için 4 tane kaldı. Siz 7 tane yapın. Bu ara tomurcuğunuz 5 tane kalsın. Şöyle daha net arkadaşlar ışık yansıması oluyor. Şöyle yine tutup size göstermek istiyorum. Modelim bu. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak videolarımın devamı için bana destek olursanız arkadaşlar sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.